Pepsi'yle bu yaz aç iç kazan. Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altındaki şifreyi şifre, ad, soyad yazarak 5757'ye gönder ve yüzlerce hediyeden biri senin olsun. Onlarca kişiye balonla doğa manzaralı karpas turu, bisikletler, aksiyon kameraları, iPhone 7'ler, tablet PC'ler ve uçak biletleri. Her ay yapılacak olan çekilişle yüzlerce hediyeden birini kazanma şansı Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altında seni bekliyor. Pepsi ile bu yaz aç, iç, kazan. Değerli izleyenler, güne merhaba devam ediyor ve bu sabah ifade ettiğim gibi stüdyo konuğumuz Doktor Burhan Nalbantoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Bülent Dizdar'la bizimle birlikte kendisiyle sohbetimize başlıyoruz. Sabahki etiketimizde zaten hastaneydi deyince aklınıza ne geliyor demiştik. Bunlarla ilgili gönderdiğiniz mesajları da birazdan kendisine aktaracağız. Ama önce bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şu göz altlarımda biraz karışıklık var da bunu nasıl halledebiliriz? Hallederiz. Konuyu randevu oradan sistemimize başvurursun. Nereye başvuracağım? Randevu sistemimiz var biliyorsun. Evet. Onlar sana bir randevu ayarlarlar. Özel torpil yok yani. Buraya geldim diye bir torpil bekleme. Aa, olmadı bu iş. Kime torpil yapsak başımıza iş açıyor. Onun için yapmıyorum artık. Evet. Peki böyle güzel başlayalım sohbete diye düşündüm. Şimdi tabii hastane deyince insanların aklına hep negatif şeyler geliyor. Yani çünkü bunca zaman geçmişten günümüze kadar hep böyle ifade edilmiş. İşte hastaneye gidiyoruz, sıra bekliyoruz, sabah altı oluyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Hiç mi güzel bir şey olmaz hastanede? Ben aslında onu merak ediyorum. Evet. Dolayısıyla buradan başlayalım. Daha sonra mesajları zaten size aktaracağım. Hepsine tek tek cevap verme şansımız olacak. Ama hastanede hiç mi güzel bir şey yok? Hiç mi güzel bir şey olmaz? Hep hekim sıkıntısı, hemşire sıkıntısı, cihaz sıkıntısı, randevu sıkıntısı gibi sorunlar öne çıkan ifadeler oluyor genellikle. Evet. Şimdi bir kere hastane dediğiniz zaman, bana sorduğunuz zaman bence aklınıza ilk önce acı gelir. Yani insan hastaneye niye gider? Yani cumartesi günü süslenip püslenip hadi ailece hastaneye gidelim demez insanlar. Bir zorunluluktan, bir sıkıntıdan, bir duyduğu bir acıdan dolayı yahut da bir rahatsızlıktan dolayı gider. Ve sıkıntılı gider. Yani hastanenin kapısından girdiği anda bile insanlar sıkıntılı. Bir sinemaya, bir tiyatroya gider gibi yahut da bir bara, diskoteye gider gibi, eğlence yerine gider gibi bir pozitif tavırla gitmez oraya. Nasıl gider? Dediğim gibi belli bir tavırdan sonra, belli bir durumdan sonra ancak gider. Bir sıkıntıdan sonra gider. Bu da baştan insanın oraya biraz peşin negatif. Yargılı, negatif girmesine sebep olur. Üstelik de bu negatif enerjiyi etrafına da yayarak gider. Bir de orada insanımızın genel yapısından kaynaklanan işte ya bir iletişimsizlik ya iletişimde bir bozukluk meydana gelmişse veyahut da bir süre bekletilmek zorunda kalmışsa insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Tabii oradaki ortam da bazen kalabalık da insanları irite ediyor. Bundan dolayı da genelde şikayetçi oluyorlar. Hiçbir kötü iyi şey olmuyor. Çok iyi şeyler de oluyor. Mutlaka çok iyi şeyler de oluyor. Hatta ben hep şöyle derim, yani eğer hastanelerde yapılan işleri ölçebilsek devlet kademesinde, hatta belki devlet özel kademesinde en çok üretim yapılan yer bizim hastanemizdir. Ama tabii ki bunu ölçmek çok mümkün değil. Ama özet olarak şunu toparlamak gerekirse, hastane iyi şeylerin de yapıldığı yerlerdir ama ne insanlar ne özellikle medya, hani biraz sitem olur gibi olmasın ama iyi şeylerden yazmaktan, iyi şeylerden konuşmaktan da çok hoşlanmıyor açıkçası. Bu da bir kültür meselesidir. Yani aslına bakarsanız bu yalnız bizim medyanın ya da bizim kültürümüzden de kaynaklanan bir şey değil.
Geçenlerde bir şeydeydim, seminerdeydim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu iş böyle. Finlandiya'da da böyle. Yani sağlıkla ilgili kötü haberler daha rağbette. O yüzden bunları doğal ve olağan karşılamak lazım. Peki iyi şeyler de olabiliyor dediniz. Mesela? Yani bugün mesela hastanemize çok basit söyleyeyim size. Günde yaklaşık 2000-2500 insan civarında girip çıkış oluyor. Yani bu sadece hasta değil, çalışan da içine koyduğumuz zaman. Öyle bir rakam. Ve bu rakam neredeyse hiçbir şekilde değişmiyor. Yani insanlar bir şekilde bir çare arıyorlar ve o çareyi de buluyorlar ki ısrar ediyorlar. Çaresiz değiller çünkü. Yani başka alternatifler de var. Gerçi onlar paralı da olsa var. Ama böyle bir yola geliyorlar. İkincisi, zaman zaman insanlar işte o alışkanlıklarını kırdıkları zaman bize çok iyi dönüşler oluyor. Mesela geçenlerde işte Türkiye'den bir misafirimizin yaptığı, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım vardı. Yani kendisinin neredeyse ölü vaziyette kurtarılıp hastaneye getirilmesinden, Maus Hastanesi'nden de dahil olmak üzere süreci anlatıyordu. Yine aynı dönemde bir 5 yaşında bir çocuğumuzun böyle bir olayı vardı. Yani bir sürü gelişme de var. Yani düşünün, hastanemizde her hafta yaklaşık en az 5 tane bypass ameliyatı oluyor. İşte bu bypass ameliyatlarının ne kadar başarılı olduğu gündeme gelmiyor. Yahut ama ne oluyor? 20 senedir yapılan göz içine iğne dediğimiz olayda bir infeksiyon, 4 vakada infeksiyon oldu diye bu ayyuka çıkıyor. Ha, bu olması gerekir miydi? Hayır, olmaması gerekir. Neden olduğu da araştırılıyor arada ama en azından bizim hastanemizden kaynaklanmadığı şu anda ortada. Ama bunda bu tip olayların ön plana çıkması insanların kafasında doğal olarak soru işareti yaratıyor. Yani bu da kaçınılmaz olan şeyler, yani olacak şeyler. Peki Sayın Dizdarlı, şimdi hastaneye 2500 kişi mutlaka giriş yapıyor. İşte sorunlarına demek ki çareyi orada bulabiliyor veya oraya güveniyor bir şekilde. Güveniyor diye, yani çareyi orada arıyor. Güveniyor kelimesi çok anlamlı şey olur. Evet. Ekonomik sıkıntılardan da kaynaklanıyor olabilir bu. Ama şöyle bir durum var. Hani işte göz ameliyatı ayyuka çıkıyor dedik. İşte insanların bir takım yaşamış olduğu negatif şeyler, olumsuz şeyler, gerek diyalog anlamında gerek bir takım başka hususlarda vatandaş dile getirdiği için aslında bir anlamda ayyuka çıkabiliyor. Ama aynı şeyi hekimler de yapıyor. Evet. Yani hastanede çalışan, bugün tıp işe üye olan veya tıp iş başta olmak üzere, yanlış anlaşılmasın ama son günlerin en çok konuşulan konularından biri bu. Ayrıca manşetlerde bugün yer aldı. Sayın mesela Sıla Usar iyi bir hekim olabilir ama sendikal açıdan da baktığımız zaman çıkıp mesela hastanede şu eksik, solunum cihazı yok, bu yok, şu yok. Hekim kalmayacak, doktor kalmayacak, herkes gidecek deyince bu aslında vatandaştan daha yıpratıcı olmuyor mu sizce? Yani veya söyledikleri doğru değil midir? Şimdi ben yıllarına sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık da yaptım. Özellikle Tayyip Nebirdiğinde. Sen bu soruyla şimdi beni çamura çekmeye çalışıyorsun. Yok. Ben o pataklığa girmeyeceğim. Ama sana hayır, şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki benim şu andaki pozisyonum başhekim. Tabii. Başhekimin görevlerinden yapılması gereken bir önemli şeylerden bir tanesi de Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum örgütleri arasındaki dengeyi iyice koruyabilmek ve kollayabilmektir. Bunu yapabilmek adına ben o görevi üstlenmiş bulunuyorum ve aralarındaki ilişkiyi korumaya ve dengeyi sağlamaya çok çalışıyorum. Ancak şunu da bilmek lazım. Sendikanın burada ifade ettiği hekimlerin gelip de işte işlerini tamam yapmadığı anlamında değildir. Orada daha çok şey talep etmektedir. Yani şudur, bu bardağın dolu yahut boş olduğunu değil, tamamen dolu olmasını istiyoruz diyorlar. Güneyle, Türkiye ile kıyas yaptığımız zaman
onlardan daha geri kalmak istemiyoruz diyorlar. Bizim çabamız, bizim halkımızın bizim hastanemizde çare bulmasını istiyoruz anlamındadır. Bence sendikanın talepleri, ben öyle algılıyorum en azından. Sağlık Bakanlığı da bunları yapmakla yükümlüdür ve bunları yapmak için de elinden gelen çabayı gösteriyor, gösterecektir de. Onun için onların arasındaki söylemlerin bence şeydeki bir vatandaşın kafasındaki imajı çok değiştirdiğine ben inanmam. Vatandaşın zaten belli bir kalıpta olanı inananı inanmaktadır. İnanmayanı da gene inanmamaya devam etmektedir diye düşünüyorum. Yıpratıcı olmuyor mu bu süreç sizce? Şimdi şöyle, yani bu süreç mutlaka sürecin kendi yıpratıcıydı zaten. Yani ne zaman ki açık söylemek gerekirse kamu hekimlerin ikinci iş yapma yasağı ortaya çıktı ve mahkeme kararını verdiği, daha sonra da Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin açtığı mandamus davasını kazanmalarıyla iyice gündeme oturdu. Gene bir gazeteci terimiyle ama doğru olan bir terimle 1 Ağustos sendromu denilen sendrom ortaya çıktı. Yani neydi bu sendrom? Hastane içerisindeki hekimlerin motivasyonunun düşmesi. Neden? Çünkü çok düşük maaşla çalışıyorlardı. Çok düşük maaşla çalışılırken işte hayat standartları neredeyse 5'te bir oranında düşeceğiydi. Kazançlarından bahsediyorum. Bugün çocuk okutmak dışarıda pahalı, geçinmek zor. Bir hekimin belli bir hayat standartı olması lazım. Giyiminden, kuşamından tutun, alacağı kongrelere kadar masrafları var, bir sürü masrafı var. Çocuk yetiştirmesi lazım, onun da diğer ebeveynler gibi. Ve bunun için de bir ciddi bir paraya ihtiyacı var. Bunun sağlanabilmesi için de, sağlanamayacağı durumunu bildiği için de hastaneden ayrıldığı zaman bir motivasyonsuzluk baş gösterdi. Neydi peki bu motivasyonsuzluk? İşte ya nasıl olsa işte istifa edecek, ayrılacağız. Ha, istifa etmeyi çok mu istiyorlardı? Bir yerde hastane koşullarında çalışmanın zevki başkadır bir hekim için, onu söyleyeyim. Yani hastanede çalışmak her zaman bir hekim için ayrı bir zevktir. Yani şöyle tarif edeyim size, bir çimen futbol sahası vardı. Futbolcunun orada oynamasıyla toprak çakıl sahada oynamaya benzer. Özel sektörde çalışmak hakikaten çok, hastanedeki imkanları kullanmak ve orada çalışmak çok zevklidir. Buradan ayrılmak, bir yanda kazancı dışarıda bulup hastanede de mesleki tatminin arasında seçim zorunda bırakılmak hekimleri bence ciddi bir motivasyonsuzluğa itti bu sürecin içerisinde. Ondan dolayı da bir takım ifadeler bu şekilde dışarıya yansıdı. Ha, süreç bundan dolayı da sıkıntılı oldu. Zarar görmedi dersem yanlış olur. Tabii ki zarar da gördü. Ama görmesi gerekiyordu. Bazen bir şeyin tam oturabilmesi için, bir sistemin tam oturabilmesi için ya bir olayın tam oluşabilmesi için bir süre dibe batmanız gerekir. Dibe vurmanız gerekir hatta bazen. Ama dibe vurduğunuzda işte o çamura saplanmayıp hemen hızla yukarı çıkmanız gerekir. Umarım yakın zamanda bu yukarı çıkış da başlayacaktır. Peki hastanede şimdi işte hekim bulamayacaksınız söylemi var tıp işin. 1 Ağustos'tan sonra hastanede hekim kalmayacak. Sizin gözlemleriniz nelerdir bu noktada? Size bu kapsamda işte istifa veya ayrılma gibi bir takım başvurular söz konusu oldu mu veya bununla ilgili herhangi bir girişim veya bir söylem oldu mu? Yani bir kaos bekliyor musunuz 1 Ağustos tarihinden sonra? Vatandaşların aslında en çok merak ettiği şeylerden biri de bu, hastaneye gidip acaba doktor bulamayacak mıyız endişesi çok fazla olmasa da bir miktarda tamamen var. Tamamen kişisel fikrimi söyleyeyim. Buyurun. Bir kere kaosu zaten yaşıyoruz. Kaos şu anda var. Şöyle kaos var. Bir kere bütün hekimler, birçok hekim yahut bazı hekimler diyeyim, istifaları ceplerinde dolaşıyor.
Bir kısmını cesaret etti, çıkardı, koydu masamın üzerine. 3 tane benim bu son bir ayın içerisinde önüme gelen 3 tane var. Bir kısmı ceplerinde dolandığını söylüyorlar. Bir kısmı ise ayrılmayacaklarını söylüyorlar. Ancak mutlaka gerileri dolacaktır. Yani şunu söyleyeyim, uzun vadede. Bir müddet belki bir daralma olacaktır. Ondan sonra tekrar yani bugün düşünürseniz bir hastanede şu anda 147 dolayında hekim var. Benim yaptığım istatistiklere göre 20 artı 5 veya eksi 5 bir ayrılma söz konusu olacak. Benim kendi düşüncem. Şimdi burada önemli olan sayıdan ziyade yok kalifiye, yani ne branşta olduklarıdır. Sıkıntı bazı branşlarda bizi zorlayacaktır. Örneğin? Ya mesela bir kardiyoloji olabilir. Hala daha zorluyor. Şu anda zorluyor mesela. Ayrılmasından dolayı. Ama bunlara yönelik bazı tedbirler almak da idarenin görevidir. Burada da biz devreye girecek. Kendimize göre bazı tedbirler alacağız. Kalan arkadaşlarla bazı yeni görev tanımlarıyla beraber yeni bir format kurmamız gerekecek. Onun için o sayı belirlenmeden şimdi işte öyle olacak, böyle olacak demek çok doğru değil. Ne zaman ki netleşecek 1 Ağustos'dan sonraki, kaldı ki bugün yarın bile bazı gelişmeler olabilir. Biliyorsunuz bizde hep evet, yani son dakika golleri olur bizim şeylerimizde, yaşam tarzımızda. Bazı şeylerden dolayı bu sayı daha da aşağıya düşebilir. Bunlara yönelik bazı tedbirleri biz de zamanı geldiğinde alacak. Ama şu anda kimse ayrılmadı ama herkesin motivasyonu düşük. Ha, 1 Ağustos'dan sonra motivasyon düşük diye bir şey de tanımlamak lazım artık. Yani motivasyonum düşüktür, ben bunu yapamam falan filan, bunu dinlemem. Artık dinlemeyecek bir idare. Yani bir aktif bir şekilde idare de kendi sisteminin oluşmasını sağlayacaktır hastanelerin içerisinde. Belki biraz daha katı bir tutum içerisine gireceğiz. Bu yönlerden mecburen arkadaşlarımızla, ki bunu hekimler de artık talep ediyorlar. Yani bazı şeyleri. Mesela belli bir poliklinik sayısının olması, belli bir sürede çalışılması, bunun şeyin programın ortaya çıkması çok önceden, herkes bunu talep etmektedir. Ki herkes sistemli çalışmayı daha çok arzular doğrusu. Bu ara açık söyleyeyim, ben de yönetici olarak biraz bu motivasyonsuzluktan dolayı insanları çok görmek istemediğimizden biz de çok asılmadık. Bundan sonra bu işlere biraz daha dikkat edecek diye düşünüyorum. Ama sayımızın ve hangi branşlarda hangi hekimlerin kaldığını da görmemiz lazım bunu planlayabilmemiz için. Şu anda böyle bir imkan yok. Bir sürü, dediğim gibi, arkadaşlarımızın bir kısmı biz istifa edeceğiz diye ceplerinde, biliyorsun, hatta bazen medyaya da yansıyor istifalar. Ama öyle bir şey olmuyor. Neticede, ama ceplerinde o istifalar, biliyorum. Belki biraz biz sıkıştırdığımız zaman masamıza koyacaklar. Mesela dediğimiz zaman işte mesai saatleri bu 3'e kadardır dediğimiz zaman belki koyacaklar, onu bilemem. Ama göreceğiz şeyini. Çünkü dediğim gibi başlangıçta bu motivasyonsuzluğa sebep olan bu işte kararlar, mahkeme kararları ve anayasa hükmü dolayı maaşlar bir miktar artırıldı, biliyorsunuz şimdi. Evet. Bu artırmadan dolayı motive olan bazı arkadaşlar da var. Yani işte bu bize yeterlidir, biz bununla hastanede çalışabiliriz diyen, bu bir miktar kurtardı sayımızı. Şimdi bu tüzükle belki bir miktar daha kurtaracak. Ondan sonra durumu değerlendireceğiz. Şimdi kardiyolojide biraz sıkıntı olmasını bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Sadece zaten kardiyoloji değil, başka branşlar da var ama ilk planda o geldi aklıma tabii ki. Ne başka branşlar dediğiniz? Yani mesela bir kulak burun boğaz da olabilir, bir cerrahi de olabilir diye düşünüyorum. Cerrahide de. Evet. Görev tanımları ve format ifadeniz dikkatimi çekti. Ne demek istiyorsunuz? Yani şimdi mesela bir doktorun görev şemaları vardır. Ne yapacağını teşkilat yasasında ve kamu görevleri yasasında belirlemiştir.
işte dosyasını tutmasından, hastasına bakmasından, poliklinikte nasıl ameliyat yapacağından, listeleri nasıl çıkacağından, yani çok kolay değildir bir kliniği sevk ve idare etmek bile bir klinik şefi tarafından. Yani düşünün 5-6 tane hekim, 15 tane hemşire, işte 8-6-7 tane işçi sizin şeyinizde çalışıyor altınızda. Ve onların ne iş yaptığını sizin günlük, haftalık, aylık, yıllık planlamanız lazım. Kim hangi gün polikliniğe gidecek, kim hangi gün ameliyathaneye inecek, kim hangi gün anjiyo yapacak, kim hangi gün eko yapacak, kim hangi gün EEG yapacak, bunların hepsini yani değişik branşlara göre siz klinik şefi olarak planlarsınız ve bunu başhekime sunarsınız. Başhekim de bunu onaylar. Şimdi bu bir formattır işte. Yani bu bir çalışma programıdır. Bunu günlük, haftalık veya aylık yapabilirsiniz. Biz aslında bunu başhekimlik olarak bizim kendi yönetimdeki arkadaşlarımızla şeyimiz yıllığa çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Bir yıl içerisinde ne yaptığını bil. Çünkü hedefimiz bizim nedir? Daha önce de ifade ettim. Randevu sistemine geçmektir. Randevu sistemine geçebilmek için de bir kliniğin yıllık çalışma programını bilmemiz lazım. Yani bir doktorun hangi gün, hangi saatte, nerede olacağını, herhangi bir aksilik yoksa, tırnak içerisinde söylüyorum, sağlıkla ilgili bir problem veya sosyal bir problem yoksa, o zaman bilmek zorundayız ki bunu, bu mekanizmayı biz saat gibi çalıştırabilelim. Yoksa taş şeylerden, çarkların dişlerinin bir tanesi bile eksildiği zaman o mekanizmanın çalışmasında ciddi bir problem oluyor. Evet. Birkaç tane mesajımız var, onları tabii size paylaşalım. Sonra bu mesai saatini döneceğim. Örneğin dediniz, biz 1 Ağustos'dan sonra 15'te çıkacaksınız dediğimizde de bir takım eksilmeler olabilir. Eksilmeler değil ama çalışma şeklinin nasıl olacağını merak ediyorum. Ayşe Öztabay, Bülent abi bir tanedir diye size bir mesaj göndermiş. Ben de öyle biliyorum. Deniz Kemal Serbest, sevgili Bülent Dizdarlı abim, sen canımsın, can sevildiğini bilsin demiş. Maşallah bayağı bir seveniniz de var. Gürsel Çelik Bayraktar bir mesaj gönderdi. Bülent Bey bu arada hiç. Sen iyileri okuyorsun önce. Anlıyorum, beni hazırlıyorsun. Bebeli bu arada hiç sus yok. Bakıyor, ilk defa sustuğunu gördüm ben de. Gürsel Çelik Bayraktar, günaydınlar demiş. Bülent Bey'in doktorluğu şahanedir. Ancak fikirlerinden bir tanesine tamamen karşıyım. Askeri maaşlı insanların çocukları ve doktorların çocukları arasında fark var gibi konuştu. Ve de 7000 TL maaş alıp günde 30 kişiye bakmak mı daha zor? Saat 6 veya 7'ye kadar sayısız insanlarla uğraşmak mı? Bence doktorların moral motivasyonunu bozan bizleriz demiş. Yani Metin Maraş Ali bize günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz Metin Bey'e de. Diğer mesajlarımızı da hemen sizinle paylaşalım. Hepsine tek tek cevap vermiş oluruz. Aynı zamanda Ulvi Keser Profesör, özverili sağlık personeli, yetersiz altyapı, çaresiz insanlar geliyor benim aklıma demiş. Sabah saatlerinde gelen mesajlardı. Akşam şeydeydim, acildeydim diyor. Acil konusunu bir ara tek olarak da konuşalım. Ümit Bey, sağlık için bir kuyruk oluyor diyor. Dediğiniz randevulu sistem burada da önümüze çıktı. Dilaver Akyulaf, emekli hemşire. Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi, günümüzün bulmacası, çözebilenler bizim çözmemize de yardımcı olsun diye bir yorum bırakmış. Ve sevgili Gürsel sabah saatlerinde göndermişti. Hastanın diyor 6.30'da, doktorun da 10.30'da gelmesi. Fahiş kantin fiyatları. Bu kantin fiyatları neye göre oluyor? Bir fincan kahve 5 TL'ymiş kantinde, asker şeyde. Neydi adı? Hastanede. İnsanları koyun gibi davranan odacılar demiş. Sistemin boşluklarından bıkmış hemşireler, dar koridorlar vesaire. Direkt şikayetle başladım ama yine de güzel bir gün güzel olsun tabii demiş. Yılmaz Bey, imkansızlık içerisinde mücadele demiş hastaneyle ilgili. Göndermiş olduğu şeyde. Ha bir de tabii doktorlarla ilgili. Hani şöyle bir de çok az bir kesim sanıyorum böyle düşünüyor. Herkes böyle düşünüyor diye düşünmüyorum ama işte doktorlar işte açgözlüdür, çok para istiyorlar, işine gelmiyorlar, yapmıyorlar vesaire gibi bir de yorum var. Bunu üzülerek okudum ama yok, çünkü kolay bir hekim, yani doktor kolay yetişmiyor gerçekten.
Yeni hastane sözü verilmişti diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz, halk ezilmeye devam etsin. Bunlar hala daha ikinci iş yasağı tartışması yapsınlar. Çok yazık demiş Hays diye bir izleyicimiz. Evet, bunlar haklı. Gelen mesajlar. Yani bence de o haksız bir yorum değil. Evet, yani önce aç gözlü hekimler. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hekimler bu toplumun içinden çıkarlar. Yani bir bulundukları toplumun içinden çıkarlar. Ne kadar aç gözlü insan varsa belli oranda da aç gözlü hekim olur. Yani aç gözlü gazeteci var mıdır? Vardır. Belli bir oranda vardır. Emin olun toplumun oranlamasına vurduğunuz zaman o aç gözlü tanımı, tırnak içerisinde söylüyorum, aç gözlü tanımı ne kadarsa gazetecisi de o kadardır, doktoru da o kadardır, memuru da o kadardır. Ama problem nedir? Problem, biz bu insanları şikayet etmeyi yahut da doğru yerlerde hakkımızı aramayı bilemiyoruz. Adam seni yoluyor. Bunu mesela gidiyorsun bir daireye, işini yapmıyor. Bir şey gösteriyorsun, rüşvet gibi bir şey, hemen yapıyor. Bunu sen ondan sonra, ben işimi yaptım, benim işim bitti. Öyle değil ama işte. Yani bu açgözlü terminolojisini ben tüm topluma mal ederim. Ama belli bir kesimine, belli bir kesiminin ve ne kadarsa diyorum toplum içerisinde açgözlü kesimi, hekimlerde de o kadar vardır. Yoktur, moktur diye bir şey söylemiyorum yani. Vardır. Çünkü toplumun içinden çıkarlar. Ha, hekimlikte birinci aldığımız derstir bizim, o ayrı konu. İlk önce Hipokrat yeminini edersiniz işte bir başlarken, ardından bir de birinci dersiniz şudur. Hekimlikte asla zengin olmazsınız, kimseye muhtaç olmadan yaşarsınız. Birinci ders de budur. Yani aldığınız. Bu da böyle bir gerçektir. Ha, bunun dışına çıkan arkadaşlar, meslektaşlarımız yok mudur? Vardır. Dediğim gibi bir toplumun içerisindeki oran ne kadarsa bizim içimizde de o kadardır. Kantin fiyatları ilginç. Hiç ilgim yoktu bugüne kadar. Hilton'da bile o kadar değil ya. Ama bunu bir sorayım. Gerçek kantin kiralama işlemleri bize ait değil. Yani onu bakanlık yapıyor. Ama ben bunu bir şekilde teşekkür ederim bu uyarı için. Bir bakayım, öğreneyim. Odacılar da aynı şekilde. Yani uzaydan getirmiyoruz arkadaşları. Mümkün olduğu kadar eğitim veriyoruz. Hizmet içi eğitim alıyorlar mı? Zaman zaman yılda iki defa yapılıyor. Yetersiz, yetmiyor. Yani hizmet, o eğitimi verecek olan arkadaşlar da olanaksız biraz. Ama yani bir şey daha söyleyeyim. Dediğim gibi bu arkadaşlar içimizdeki insanlardırlar. Başka bir yerden bulmuyoruz. Mars'tan falan getirmiyoruz bu insanları. Yani hepsi bizim insanımız. Bugün benim ailemdendir, yarın onun ailesinden biri orada olacaktır. Yani ama maalesef bu işin de eğitimi bence okullardan, hatta ilkokuldan yapılması gerekir. Bu yönde de bazı girişimler o yönde yapılması. Yani ilkokuldan itibaren insan ilişkilerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yalnız bizim hastanemizde değil. Yani ben geçen gün bir olay yaşadım ama boş verin. Şimdi başka merak bir devlet dairesinde. Boş ver, tamamdır. Yani şimdi kimseyi şey etmek istemiyorum. Bak ben de o kategorideyim. Boş ver. Ben de ama yani gerçekten öyle. Yani gidiyorsunuz, yani bir sürü memur oturuyor orada. Yüzünüze bakmıyor, konuşuyorsunuz. En her biri lütfen başını kaldırıp bakıyor size. Ben kızmıyorum o insanlara ama. Yani ne yapayım? Bizim şeyimiz böyle. Yani kültür yapımız ya toplumsal yapımız böyle. Neye lazımcıdır biraz insanlar? Lütfen işte bir tanesi kalktı. Şimdi olmaz dedi, yarın gelin, tanımadı. Biri tanısaydı beni anında olacak, işim olacaktı, onu biliyorum ben. Onu biliyorum. Yani o da başka bir gerçek. Neyse. Bu da böyle. Hemşirelerimiz hakikaten çok yorgun. Ama yani hepsi cennetlik. Onu da açıkça ifade edeyim. Neden cennetlik? Yani yoktur bir kadın dünya üzerinde herhalde sabah 7'de işe gelecek. 2'de kalkacak, şeye gidecek. Evine gidecek. Çoluğuna, çocuğuna bakacak. Yemeğini hazırlayacak. Akşam saat 9'da tekrar gelecek de sabah tekrar çalışsın. Sabaha kadar tekrar çalışsın. Yani o kadar sık döndürüyoruz sayılarını. İnşallah işte yeni bir münhal açıldı.
bir miktar olsun bu şeyi kadroları doldurabiliriz. Ama yani bu sürece dayanmaları bile ve hani biraz doğrudur yüzleri asıldığı ama bunu ben kendime adapte etmeyi düşünüyorum zaman zaman. Yani bir nöbet tutuyorum. Ertesi günü benim yüzümün asıldığını bile hissediyorum. Kendi adıma bunu sürekli yaptığınız zaman ne hale gelebileceğinizi, ne psikolojinizin ne sosyal hayatınızın olamayacağını insanların takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz farklıdır ve şöyle de bir şey, oyunda devam ediyor. Yaşanan her şeye rağmen hastane içerisinde dönen bir oyun dediğim, yani yanlış anlaşılmasın, tiyatrosal, sanatsal bir oyun olarak algılanmasını istiyorum söylediğimin. Sahne, yani ışıklar yanıyor devamlı. Orada bir şeyler de üretmek ve o skeçi yapmak zorundasınız. Geçenlerde biliyorsunuz bir hemşire arkadaşımız kaza sonucu yanarak vefat etti. Onun bir gece evvel yattığı koltukta oturup işini yapan hemşire arkadaşlarımız, gözleri kan çanağından, ağlamaktan kan çanağına dönmüş halde ama işlerini sonuna kadar yaptıklarını ben gördüm ve buradan ben bir kez daha helal olsun diyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. Bu koşullarda çalışıyorlar. Bu yüzden hemşirelere fazla yüklenildiği zaman kabarıyorum. Bakın, hekimlere o kadar kabarmadım, hemşirelere kabarıyorum. Çünkü gerçekten hak etmiyorlar fazla yüklenilmeyi. Efendim, 6.30'da hastaların gelip 10.30'da doktorların gelmesine noktasında bunu bir mesaj vardı. Bunu lütfen o okuyucu en son ne zaman oldu diye. Gülsel Bayraktar şu anda bizi izliyor. Bize bir yazsın, çünkü bu artık çok mümkün değil. Ancak bir tek dediğim gibi sıkıntımızın olduğu kardiyolojide belki söz konusu olabilir. Çünkü artık randevu sistemine geçtik biliyorsunuz. Poliklinik. Randevu sistemine geçtik. %90 şu anda hastane randevu sistemiyle çalışıyor. Eğer siz telefon numaralarından verebilirim, hatta 22-85-441'den 15-56'yı veyahut 15-57'yi aradığınız zaman randevu sisteminden randevunuzu alırsanız orada mutlaka ve mutlaka tedavinizi olursunuz. Bir şey daha söyleyeyim Bayraktar Bey'di. Şunu da söyleyeyim. Bu randevuyu aldığınız zaman mutlaka, eğer bir aksilik olsa sizi aranıyorlar ve randevunuz zaten daha sonraya alınıyor ama o gün gelirseniz de mutlaka bakınmanız söz konusu oluyor. Ha, şöyle bir şey olabilir. Sizi o gün randevuya çağırmış olan hekimin için onun bakması gereken çok acil bir hasta acil servise gelmiş olabilir, ameliyata girmiş olabilir. O zaman doğrudur, randevular bir saat falan atabilir. Ama hiçbir zaman bir hekim keyfine, yani onun zannettiği gibi yahut da öyle bir sanı yaratılmasın. Hiçbir zaman bir hekim keyfine yahut da işte sırf hastanın canı sıkılsın diye onu 2 saat, 3 saat bekletmez. Öyle bir şey yoktur. O hekimin mutlaka o saat içerisinde acil başka bir işi söz konusudur demektir. Bunun da organizasyonunun tarafımızdan düzeltildiğini düşünüyorum. Hatta yeni bir projemiz daha var. Neydi? Kısa zaman sonra bu telefon numaraları direkt hale gelecek. 1101 ve 1102 olarak cep telefonlarından biri arandığında direkt randevu sistemleri çıkacak ortaya. Onlar üzerinden randevu alınacak. Hatta bundan sonra kendiliğinden, hani o bahsediyorlar ya, 6.30'da gelir hasta, gelmesine gerek kalmayacak. Çünkü şu anda bazı branşlar için ara daha gereklidir. Randevusuz hasta kabul etmeyeceğiz hastaneye. Bu, nasıl yani? Yani telefonunuzu açacaksınız, Doktor Bülent Dizdar'la görüşmek istiyorum, muayene olmak istiyorum diyeceksiniz. Size işte salı günü saat 11'de gelin diyecekler. Siz o saatte geleceksiniz. Siz eğer salı günü kendi kendinize ya da herhangi bir gün kalkıp gelirseniz hastaneye, Doktor Bülent Dizdar'la görüşemeyeceksiniz. Öyle bir şey olmayacak. Ama 6.30'da kalkıp gelmenize de gerektirecek bir şey olmayacak. Randevu bu gayet insani bir şey olacak diye düşünüyorum. Bunun üzerinde çalışmalar gidiyor. Bazı aksaklıklar var. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Yılbaşından beri yapıyoruz. Hedefimiz de 2018 Ocak ayından itibaren tamamen randevulu sisteme geçmektir. Bunu becerebilirsek bence büyük bir aşama kaydetmiş olacağız bu şikayetleri giderme yönünde.
Evet. Peki tabii şimdi yaşlı başlı insanlar da var hastanede. Hep alışmışlar. Ben çıkayım, gideyim, otobüse bineyim, geleyim falan gibi. Onlar tabii bu randevulu sistemi anlatmak biraz zor olabilir. Yani alışacaklar. İnsanlar bir defa bir sıkıntı yaşayacaklar. Ondan sonra başka yolu olmadığını öğrendikleri zaman telefon numarasından tuşlayarak randevu alıp gelmeyi öğrenecekler. Bunu daha ileri günlerde internete de koyacağız. İnternet üzerinden de online da randevu alma işini olacak. Şu anda yaşlılar için internet kullanımı belki zordur ama telefon kullanımı yaklaşık 70 yıldır bizim ülkemizde söz konusudur diye düşünüyorum. Herkesin böyle bir alışkanlığı vardır. Alabilirler numaraları da bildikten sonra. Mesela geçenlerde benim odama şikayetle gelen bir hasta vardı. İşte geliyorum numara bulamıyorum diye. Ben ona bu numaraları verdim. Bundan sonra randevu alacaksınız ve böyle gireceksiniz dedim. 2 gün sonra geldi. Doktor bey bakındım çok teşekkür ederim dedi. Çıktı gitti. Yani bu iş biraz alışkanlıklarımızın değişmesi söz konusudur. Değişmesi de lazım. Yani bir insanın dediği gibi Bayraktar Bey'di değil mi? Saat 6'dan 5'ten kalkıp da gelip sıra numarası almaya kalkışması, bir daha ele alamaması çok sinir bozucu bir şeydir. Bu kabul edilir bir şey değildir. Bunun modern, insana layık, insan onuruna yakışır bir hale gelmesi lazımdır. Şu anda elimizdeki teknik olanaklar bunlardır. Bu teknik olanaklar çerçevesinde bunu sağlayacak. Evet. Şimdi Özgün Öztemel bir mesaj göndermiş. Tekrar günaydın demiş. Sayın Dizlarlı, dünyada sorunları olmayan devlet hastanesi yoktur. Sorunlar hastanenin kendi sistemiyle çözülür. Doğru. Ama bizde çözmek yerine çamur atmak, karalamak, siyasi malzeme yapmak için yarışıyoruz demiş. Yani o da var belki ama bütün eleştirileri de o boyuta sokmam. Yani hakikaten çok olumlu eleştiriler de vardır. Şimdi yanlış anlaşılmaz. Ha, doğrudur, dünyanın her tarafından bazen de çok güzel eleştiriler çıkar. Yani mesela bunu böyle yapsanız çok güzel. Mesela geçenlerde çok ilginç bir eleştiri geldi bana. Ya geliyoruz tahlil yapıyoruz. Bu tahlilleri ben Sağlık Bakanlığı sitesinden alabileceğimi bilmiyorum. Her defasında geliyordum, Vezne'den alıyordum. Print yapılıyor ve bana veriliyordu. Yazsanıza bir kap, bir duvara, bir yazıda insanlar görsün dediler. Ya dedim adam haklı. Yani biz yaptığımız işi bile gösteremiyoruz. O zaman yazalım, yazdık işte. Şimdi insanlar, baktım geçen gün sordum. %60 insanların azaldı. Geri dönüşü azaldı. Yani o kadar güzel şeyler. Yani bir uyarı, bir... Çünkü el elden üstündür, akıl akıldan üstündür. Bu uyarıyı yapan arkadaş bu konuda yaşantılarını, biz yaşamadığımız için bilmiyoruz, o yaşantılarını, bir tecrübesini bize aktardı. Hakikaten baktık yani çok faydalı bir şey oldu. Çok basit dokunuşlar belki bunlar yani ama çok rahatlatıcı şeyler. Evet. Devlet hastanesinin durumunu en iyi başhekim olarak siz biliyorsunuz. Eğrileriyle, doğrularıyla nelerdir demiş. Güven Bey bir mesaj. Pardon. Evet, Hüseyin Bey bir mesaj göndermiş. Günaydınlar. Akşam saatlerinde acil servise gelip bir bakın neler oluyor. Muayene olmak için sıraya giriyoruz. Acil serviste bir doktor, 4-5 tane hemşire var. Baş ağrıyan çocuk sesleri, kızgın aile bireyleri. Mesela ben hemofili hastasıyım ve acil servise gitmiyorum. Daha yazacak çok şey var da bu kadar yeter demiş. Evet, zaten kendi söylemiş. Yani gerekli gereksiz acil servise gidişler söz konusu. Size daha önce vermiştim ben bu istatistiği ama yani mesela 2016 yılında bu sayı acil polikliniklerden fazla. Evet. Yani düşünün yani acil servise başvuru. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Herkes acil servise niçin, ne zaman ne geldiğini, şimdi burada da bir planlama yapmamız lazım. Yani bu da bir ciddi bir uyarıdır. Triyaj sistemi diye bir sistem kurmamız lazım. Bunun için işte biraz elemana, biraz altyapıya ihtiyacımız var. Nedir triyaj? Hangi hastanın acil olup hangi hastanın acil olmadığını ayırt etmemiz lazım. Bunu ayırt edersek zaten insanlar da o alışkanlıklarından da vazgeçecekler. Bunun için de bir bu görevi yapmaya üstlenebilecek insanlara ihtiyacımız var. Donanımlı, bilgisi donanımlı. Çünkü bir de var yani şimdi adam gelir baş ağrır diye siz adamı yollarsınız, adam beyin kanaması çıkar. Öyle bir şey de olmaması lazım. Buna çok dikkat etmek lazım. Ama onu da yani gözün içine bakarak anlaşılabilir mi?
Anlaşılmaz ama yani en azından adamın yürüyüş, bazı insanlar bunu belli eder. Yani şimdi mesela belli bir yaş grubunun belli bir şeyin, ne derler adı, yürüyüş tarzı yahut da gözlerinin bakışı, bunlar önemli şeylerdir. Yani eğitimsel olarak %100 anlaşılmasa bile %10-15 size işaret verecek bulgular mutlaka vardır. Evet, böyle bir bu donanımlara sahip personele mi ihtiyaç Evet, böyle bir donanıma ihtiyaç vardır. Yoktur demeyeceğim ama sayısal olarak yetersizlik, onun için kuramıyoruz. Bunu kurarsak belki şey diyecek. O zaman ne olacak? Mesela dünyada bunu nasıl yapıyorlar? İnsanlar geldiklerinde yeşil, turuncu, kırmızı diye kartlar veriyorsunuz. Yeşil hiç beklemez. Mesela kalp krizidir. Hemen girer içeri. İşte turuncu nedir? Dediğin gibi baş ağrısıdır. Belki bir saat bekletilir orada. Ama aslında oraya girdiğinde o kartı aldığında bilecek. Kırmızı zaten sen bekle istesen 3-4 saatte bekleyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok gibisindendir onun şeyi. Öyle bir uygulama yapmak lazım. O zaman da ciddi hastaların kapıda beklemesi çok doğru değil. Çünkü bazen ne oluyor? Ben iniyorum acile. İnin bakın diyor ya, çok sık bakıyorum. Çıktığımda bir bakıyorum etrafa. Oradaki insanlardan bazısı hakikaten çok ızdıraplı gözüküyor. Onu önüne almaya çalışıyorum. Diğerleri itiraz ediyorlar. Biz daha önce geldik. Şimdi sen daha önce geldin ama bu adamın çok ızdırabı var. Yani biraz da empati. Nezaket. Hatta ben orada dönüyorum. Biraz zaman zaman biraz da sert. Ben başhekimim, istediğimi alırım diyorum. Ya, tamam. Bu defa girerken diyorum, bak gene torpilli hasta. Öyle değil aslında. Yani orada bir bakıyorsun. Baktığınızda torpilden falan alakası yok. Adamın sıkıntısı var orada. Tanıdığım, bildiğim adam da değil. Ama böyle şeyler var. Bunu bir triyaj sistemi işte. Benim orada yaptığım müdahaleyi oradaki ekip yaptığı zaman bu tip söylemlerin azalacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen acilin yükü hala daha çoktur. Doğrudur. Tren yolu polikliniğin açılmasıyla kısmen hafifledik ama gene de özellikle saat 5'ten sonra nüfusun da çok fazla olmasından, artmasından dolayı özellikle gece işe dönen ebeveynler çocuklarını hasta buldukları zaman kapıp hemen acil servise getiriyorlar. Kendi eşlerini öyle, o şekilde getiriyor, kendi şikayetlerini acil servise gelip bakınmanın daha kolay olur mu? Şunu da söyleyeyim. Acil servis hiçbir zaman çare yeri değildir. Acil servis ilk acının dindirildiği, ilk müdahalelerin yapıldığı ve servislere dağıtıldığı bölge yerdir. Onun için insanlar gerçek anlamda, çünkü ne oluyor? Geliyor mesela işte benim aylardır kulağım duymaz kendi branşım için. İşte acil servise gittim 3-4 defadır. Hiçbir şey yapamadılar. Acil serviste yapamazlar onu zaten. Yani acil servis oranın şeyi değil, müdavimi değil. Orada sizin belki işte orada ne düşünmüştür oradaki arkadaş? Tıkaç düşünmüştür, gliserin vermiştir, yollatmıştır seni. Senin ertesi gün polikliniğe geleceksin. Yoktur yani bunun şeyi. Bunu insanlarımızın da belki bir, o da bir eğitimsel çalışma isteyecek ama öğrenmesi gerekir. Acil servisin yükünü de bir şekilde azaltmak gerekir. Yani vatandaş o servise... Kaç tane acil doktorunuz var? Yani acilde şu anda esas anlamda görevli 6 tanedirler. Ama dışarıdan takviyeyle 11'e falan çıkıyor sayıları. 11'e çıkabiliyor. Ama yeterli değildir bu. Bir tane doktor görüyorsanız ama... Çünkü nasıl oluyor? Bu arkadaşlar 24 saat çalışıyorlar. Belli vardiyalarla çalışıyorlar. Ayrıca o dediğim 3 tanenin dışında... mesela kendi kliniklerinde mesela ortopedistler vardır. Dönüp ortopedi işlerinde yapıyorlar. Yani çifte iş yapıyorlar acildeki arkadaşlar. Ve hastanenin en çok yükünü çeken bölüm acil servistir. En çok çalışan, en ağır işi yapan hekimleri acil servis hekimleridir. Ekstra işler de üstleniyorlar. Çünkü şöyle bir şey, yani siz almışsınız mesela bir göz doktorunu acil servise koymuşsunuz. Acil serviste çalışıyor ama bu insanlar esas kendi mesleklerinden de ayrı kalmak istemiyorlar. Yani ya da bir ortopedist. Neden? Çünkü yıllarla bu işin eğitimini almış, uzmanlığını almış, bu işte kendini iyi hisseden bir insan mesleğinden de kopmak istemiyor. Acil servisi görevini verdiğimiz esas 3 kişi, 3 pratisyen arkadaşımız dışında diğerleri bu işi kerhen yapıyorlar. Yani kadro bulamadıkları için, devlete istihdam edilemedikleri için acil servislerde çalışıyorlar. Sıkıntı budur. Dışarıdan geliyor yani onlar. Hayır, hastane içindedirler. Hastane içindedir ama acil servis kadroludurlar. Ama esas kendi mesleklerini de ekstra yapmaya çalışıyorlar.
Devam edelim. Dün babam gitti. Babam gitti sabah 6'da. Kalp değişme sıra numarası 3 aldı. Doktora 12 numarayı aldı. Nasıl olur bu iş? Çünkü ondan evvelkiler randevuluydu. Kalp değişen 3. girişi 12. numarayı nasıl alır demiş. İşte randevulu sisteminden gelenler o numaraları aldı. Ona göre ayarlamalar yapılır. Yakında bunlar tamamen kalkacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Kimi de bu arkadaş iyi, çok güzel bir şeyde bulundu. Yani doğru bir olur yani bu. Ahmet Bey'in dediği oluyor. Bu sorular bana da çok geliyor. Ben de inceledim. Çünkü o birileri, o aradakiler randevulu o saatlere randevu alanlara özel numaralar ayrı çıkıyor. Hı. Randevu telefon açıp da randevu yani alanlar. Yani öncelikle aslında randevulara verilmiş tabii oluyor. Tabii. Doktorların reçete bastığı printlerde kartuş yok. Doğru. Doktor bile isyan etmiş. Doğrudur. 3 aydır bitiyor diye söylerik doğrudur demiş. Doğrudur, yenilemediler. Maalesef. Bu da bitince artık reçete vermeyeceğim demiş doktor. Muayene de etmiyorum demiş. İşte bu da o motivasyonsuzluktan kaynaklanır. O bahsettiğim motivasyonsuzluklardan bir tanesidir. Kartuş bir dönem sıkıntı oldu yakın bir zamanda ama hallettik. Hallettiniz mi? Tamam. Kartuş geldi yani. Kartuş var. Tövbe yarabbi. Nasıl yani bu tip bunlar? Şeyler işte yani inanıyor musun? Yani hastanenin içerisinde bir ampul yanıyor ve ampulün değiştirilmesi bile belli bir prosedürden geçiyor. Yani bir nasıl derler ne, ona? Yani nasıl siz mesela, ya mesela bir şey bitti kartuş ben gidip kartuş alıp gelemiyorum. Alamazsın hayır. Aa. Üç yerden teklif alacaksın. Üç yerden sana teklif gelecek. Kartuş için mi? Tabii tabii kartuş. Üç yerden teklif gelecek. Üç ayrı firmadan oturacaksın. Bunlardan hangisinin uygun olduğunu sen işaretleyeceksin. Yürüleceksin bakanlığa, bakanlık onaylayacak ve öylece alabileceksin. Siz şaka mısınız? Evet. Nasıl şakayım yani? Bu yalnız şey değil yani herhangi bir şey diyorum hastanede. Kalem? Evet kalem. Kalem de ne istersen ne alacaksın. Kırtasiye de alacaksın öyle değil. Yani en basitlerini söylemeye çalışıyorum olayın vahmeti. Ha, son zamanlarda yalnız onu da söyleyeyim. Yeni bakanlık döneminde belli bir bütçe ayrıldı. Artık bakanlık onayı istemiyoruz. Ne kadar bütçeniz var? 8 bin lirayla başladık. Şu anda 24 bin liraya çıkarttım. Vay, iyi. Şey soralım mesela insan kaynakları halkla ilişkilerle ilgili mi? İş mi arıyorsun? evet, hani yalnız senin verdim patron bizi dinliyor ya, ona göre. Benim patronum inanmaz zaten buna, rüyasında görse inanmaz gidecek. Şimdi Sayın Dizdarlı, tabii bu arada tekrar edelim. Randevulu sistemle ilgili numaraları 228-54-41. Cep telefonundan çevirecekseniz 0392 alan kodunu mutlaka başına koyuyorsunuz. 1556 veya 1557'yi tuşladığınız zaman randevunuzu alabilirsiniz. Bunu söyledikten sonra bir izleyicimiz göz ameliyatları ne zaman yapılacak diye sormuş. Şu anda bütün ameliyatlar 15 Temmuz'la, şimdi ne ameliyat olduğunu bilmiyorum ama iğneyi mi soruyor acaba? Avastinleri mi soruyor? Tekrar ama bütün ameliyatlar, acil olmayan bütün ameliyatlar, kataraklar, bütün ameliyatlar, göz değil yalnız, bütün ameliyatlar 15 Temmuz ve 15 Ağustos arasındaki bütün ameliyatlar acil olmadığı süre içerisinde durduruldu. Ameliyathaneyi bir bakıma aldık. Sterilizasyon, boyama, tadilat. Çünkü biraz döküm halindeydi dediğim gibi. Ancak acil ameliyatları alıyoruz oraya. 3 tane ayırdık ameliyathane. 15 Ağustos'dan sonra bütün ameliyatlar tekrar rutine girecek. 3 tane ameliyathane mi var hastanede peki? Hayır. 11 tane ameliyathane 11, var. Evet. Şimdi 3 taneyi ayırdık. Diğer 8 tanesi yapıldı. Şimdi o bir taraftan 3 tane ayırıp bu 3 taneyi de tadil edeceğiz. Yapılanları da yapmıyor musunuz? Çok mu acilleri yapıyorsunuz? Yapılanlar yapıldı diyorsan. Yani mesela bir katarak ameliyatını bekleyebilir bu hasta bir ay. Bir ay sonra da yapılsın. Onu yap ama eğer gözüne bir şiş girmişse onun ameliyatı hemen yapılır. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada tadilatlar öyle bir ay falan mı sürecek? Klima problemi vardı hastanede. Klima problemi maalesef var. Yani, hala mı var? Var. Maalesef var. Yani şeyimiz, hastanemizin o sistemi baştan aşağı bence gözden geçirilmesi merkezi gerekiyor. Merkezi ısıtma soğutma İkisi sistemi de var mi bu? İkisi de var. Hem merkezi soğutmamız, ısıtmamız var. Hem ayrı böyle tek tek klimalarımız da var. İki tür klima sistemimiz var. Yaz başından beri
ekipler hastanede neresi yatıp kalkıyorlar. İki ayrı firmaya ihaleye verildi bakanlık tarafından. Onlar da çalışıyorlar. Yani anlamıyorum. Bir taraf düzeliyor, bir taraf bozuluyor. Onu da anlamıyorum ayrı bir şey. Yani benim anladığım bir iş değil bu klima işi ama gerçekten çok ben de çok rahatsız oluyorum. Büyük bir sıkıntı yarattı bize. Bilmiyorum herhalde seneye kış ayları içerisinde bu yazın planlamasını baştan yapıp ne yapacağımıza karar vermemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu sene çok sıkıntı yarattı bize. Gerçekten insanlar biraz mağdur oldu. Ben özür diliyorum ama ya gerçekten de yapabilecek bir şeyim yoktu. Yeni hastane binasının 2018'de de tamamlanmayacağını mı düşünerek söylediniz bunu? Hayır, ben çok konuya girmem. Ben Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin başhekimi olarak hastaların çektiği sıkıntıyı hissettiğimden dolayı bunu söylüyorum. Evet. Ben halen oranın başhekimiyim. Oranın başhekimi olarak kalacağım. Muhtemelen zaten yeni hastane yapılsa bile ben emekli olacağım. Şu anda benim derdim yeni hastane değil. Mevcut olan hastaneyi en iyi koşullarda, en rentable şekilde çalıştırabilmektir. Benim derdim şu anda bu. Bu biri bakanlığın derdi. Onu bakan beyle görüşüyorsunuz. Ne zaman emekli olursunuz? Yaşını öğrenmeye çalışıyoruz. Hayır. Yeni hastanenin ne zaman biteceğini öğrenmeye 2019. çalışıyoruz. 2019. 2019'a başlarında, kadar. Başlarında, evet. Dizlerle'den ümidi yok arkadaşlar. Verdim size flaşı. Evet. Yok canım, ümit iyi bir şeydir. Ümitli olmak lazım. İnancınız yok. Ama benim, yani beni yetişmez diye düşünüyorum. Ya bugün başlasa inşaat, 1,5 senede mümkün değil, bitmez. Ali şöyle demiş. Hasta olan insan niye randevu alsın? Aynı güne randevu verecekler mi? Buyurun. Hasta olan insan niçin randevu alsın? O acil hastadan bahsediyor. Acil, o işte o. Öyle bir hasta o zaman acil serviste bakılır. Acilden gider, acilden kaynar. Ama mesela benim safra problemim var, cerraha bakılacağım. Tamam mı? Niye randevu almadan gitmesin? Evet. Yani gelip de saat 5'ten niye kapıda beklesin? Memdu Hoca biz... Ha, ateşi çıkmıştır, çok ateşlidir. Tabii ki acil servise girecek, oradan yönlendirecek. O ayrı bir şey. Memdu Hoca bir soru sormuş. Lütfen sorar mısınız demiş. Soralım. Hastanenin göze batan yerlerinde kronik hastalarla yaşlılara öncelik veriniz diye afiş var. Kanser ve diyabet yanında göz ve cilt sorunum acilken düşüp omuzumla kolumu incittim. Acilde iki defa uzun uzun bakınamadan bekledim. Bülent Bey randevu tavsiye etti. 77 yaşındayım. Ekonomik durumum özele yetmez. Ne yapmalıyım? Hala yataktayım diyor. Bunu bir daha okur musun? Hastanenin göze batan yerlerinde demiş. Kronik hastalarla yaşlılara öncelik veriniz diye afiş var. Buraya kadar tamam. Kanser ve diyabet yanında göz ve cilt sorunum acilken, kanseri var, diyabeti var, göz ve cilt sorunu acilken düşüp omuzumla kolumu incittim. Acilde iki defa uzun uzun bakılmayı bekledim. Bülent Bey randevu tavsiye etti. 77 yaşındayım. Ha şu anda tavsiye ettiniz randevuyu. 77 yaşındayım. Ekonomik durumum özele yetmez. Bir kere yapmalıyım. Acile gitmesi yanlış. Acile hiç gitmesin. Bence randevu alabilirse alsın. Doğrudur. Hastanenin her yerinde afişler vardır. Bu daha ziyade diğer hastalara yöneliktir. Yani onlara sıranızı verin anlamındadır. Ve bizim personelimizden de böyle insanları fark ettiğiniz zaman, duyurdukları zaman öncelik veriniz anlamındadır. O afişler. Yani afiş vardır, kimse sizin rahatsızlığınızın ne olduğunu bilmeyebilir. Sizin kendinizin gidip deklare etmeniz lazım. O zaman böyle bir önceliğiniz olabilir. Oradaki şu memurun inisiyatifindedir yalnız o iş. Yani hepsi değil. Ama randevu sistemine rağmen eğer başa çıkamazsa bir gün kahve içmeye beklerim kendisini. Tabii mi? O zaman gelsin. Evet, torpil yapacağım. O zaman gelsin bir benimle bir şekilde temas etsin. Ben gereğini yapmaya çalışırım. Ama bence randevu sistemiyle başvurursa tekrar bir numarayı söyleriz birazdan. İstediği branşa randevusunu alabilecektir. Zaten bakın, yani bekleyen bu tip kronik bir hastanın da acil servise gitmesi, başta da söyledim. O kalabalığın içeri girmesi doğru değil. Kalabalıklığı artırıyoruz.
ve oradaki doktorun, çalışanların, hemşirelerin şeyini, dikkatini dağıtıyorsunuz. Çünkü geliyor işte benim omuzum mesela düşüktür, kanser hastasıyım. Yani bu çok komplike bir vaka. Bu acilde çözülmez. Acilde ne çözülür? Acilde yaralı, acilde gelmiştir işte kesiği vardır, dikiş atılacaktır. Ameliyat alınacaktır, kafa tomografileri çekilecektir, hızla beyin cerrahisine sevk edilecektir. Kardiyolojiye sevk edilecektir. Nereye sevk edilecek? Sevk edilecektir. Yani bu tip bir vakayı orada çözemezler. Geliyor mesela bana da bazen şikayet. 20 defadır acile gittim. Bir defadır ya acile gitme kardeşim. Git polikliniğe git gözünü seveyim. Yani oradan bir şey oldu. Randevu sistemine karşı olan şeyleri anlıyorum. Korkuyu anlıyorum. Ben biraz dünyayı gezmiş görmüş bir insan olarak insanların saat 5'ten gelip de numara almasının önlenebilirliğinin tek yolunun bu olduğunu söyleyeyim. Yani dünyada bu iş böyledir. Yoktu. Ya da şöyle bir şeyiniz olur. 2000 tane doktorunuz olur. Doktorlar boş boş oturur. Siz kapıdan içeri girene bakar. Öyle bir şey yok bizde. Öyle bir dünya yok bizde yani. Bülent Bey, 1 Ağustos tarihinden sonra nasıl bir hastane göreceğiz Labantoğlu desinde? Kısmet. 1 Ağustos'dan sonra değil ama 1 Eylül'den sonra çok farklı bir hastane göreceğimizi şimdiden söyleyebilirim size. Yani biraz daha farklı yönetilen, biraz daha değişik, daha disiplinize diyeyim en azından bir hastane göreceğimizi söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir şey, kalan arkadaşlarımızla kim kalacaksa veyahut da bize yeni katılacak olan kim olacaksa onlarla yeni bir sistem kurmak zorundayız. Mesela yani 3'e kadar mı olacak mesai? Mutlaka tabii. Zaten yani bu poliklinikler cumartesi pazar açık olacak mı? Hayır. Cumartesi pazar olmaz. Cumartesi pazar sadece nöbetçi doktorlar ve acil servis çalışır. Bağımsızlık değil mi biraz acile? Yani cumartesi açık olsa poliklinik acilde rahat olmaz mı mesela? Yani şöyle, çalışma saatleri öyledir. İnsanın belli bir çalışma saati vardır biliyorsunuz. Niye cumartesi, pazar? Ha, şöyle bir şey, gönüllü yahut da döner sermaye geçer. Döner sermaye yasası içerisinde hekimlere böyle haklar tanınır. Ben çalışacağım der adam. Kendi gönüllü gelip çalışır yani. O olabilir ama dediğim gibi daha hiçbir şey oturmadı. Bu konuda konuşmak biraz şey olur, ütopik olur şu anda. Ama benim kişisel düşüncem cumartesi, pazar günleri aletlerin de dinlenmesi gerekir. Cihazların var mı? Yeterli. Cihazlarınız da yeterli mi? Ne kadar yeterli olursa olsun belli bir dönemlerde biraz dinlenme ister onlar da. Acil ihtiyaç olan bir cihaz var mı hastanede? Şu anda açalım interneti en az 50 tane sayabilirim sana. Çünkü şu anda icat edilen bir sürü şey vardır, cihaz vardır. Yani şöyle tarif edeyim sana. Tıp teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki yetişemezsiniz. Evet. Yani şöyle, bakın. Benim ihtisası bitirdiğim yıllarda tomografi tartışılıyordu. Tomografi. Tomografi ne kadar gereklidir diye İstanbul'da tartışılıyordu, burada değil. İşte bu kadar çok tomografi mi çekilir falan filan diye. Efendim ondan sonra ben Kıbrıs'a geldim, bir süre sonra MR çıktı. MR'ın bilmem hangi modeli çıktı. Ondan sonra bilmem PET'ler, yani bir sürü devamlı şeyden bahsediyorum. Doppler'ler, ultrasonotların modelleri. Aldığınız cihaz ertesi gün demodedir. Şöyle söyleyeyim bu dönemde bayağı cihaz alındı. Ne özellikle mesela ventilatörler. Şu anda bir dönem biz yakında o hastanesine, ki bize çok yardımcı oldular o dönemde. Ciddi anlamda hasta sevk ettik. Yoğun bakımlarımızda şey olmadığı için, söyleyin ventilatör yetersizliğinden dolayı. Solunum cihazı. Solunum cihazı, evet. Ama şu anda bütün adaya yetecek ventilatör sayımıza ulaştık. Kaç tane var? 45 tane oldu. Çocuk büyük yeter. Yani şu anda boş duruyor bazıları, görüyorum yani. İnşallah tekrar dolur vaziyete. Gelmezler ama bir dönem biz 12 taneyle bu işi sürdürdük. Yani bu sayı bir anda 4 misline çıktı. Bu bizim için çok önemli bir kazanımdı. Gene
MR cihazımız. MR cihazımız var, bir tane biliyorsun, bir tane de Mavusa da var. İdare ediyor. Bence Kıbrıs için yeterlidir şu aşamada. Ki özelde de var. Yani bir de şey var, yani bizim bunların hesabı kitabı iyi yapılması gerekir Şiidem Hanım. Bunlar bizim milli servetimizdir. Yani işte 20 tane MR cihazı alacağımıza özeldeki NİDA o kapsamın içerisine alıp bir bütün olarak kullanırsanız boş boşuna para atmış olmazsınız. Genel sağlık sigortası. Yani bir şekilde işte onlar o. Ama yani bu cihazlar neticede bu toplumun malıdırlar. Hangi hastanede ya da hangi klinikte olsa olsunlar. Her bir şekilde insanımız bundan faydalanmalıdır diye düşünüyorum. Durup da şimdi işte biz, mesela şu anda bakın, ikinci anjiyonun, yeni bir anjiyo ünitesinin açılması söz konusudur bizim hastanemizde. Niçin? Çünkü tek anjiyo odası olduğunda bazı günler beyin cerrahlarıyla işte radyolog, girişimsel radyolog arkadaş giriyor mesela, yahut da nörologlarla anevrizmalara, beyin içinde anevrizmalar klipsleniyor bu cihazın anji odasının şeyinde. Bunlar için şimdi yeni bir, bu da hayat kurtarıcı bir olay. Yani nasıl 6 saatin içerisinde müdahale etmeniz gerekiyor bunu yapma, insan hayatını kurtarmanız için. 6 saatin içerisinde bazen gidiyorlar, orada bir anjiyo var. Bekleyen insanlar var, hazır. Hadi onları alıyorsunuz, o insanı alıyorsunuz, onlar başlıyor şikayet etmeye. Biz ertelendik, bizim yapılmıyor diye. Tamamen cihazın formatı değişiyor o gün. Yani yeni bir cihaza böyle bir ihtiyaç, böyle bir cihaza, yeni bir cihaza ihtiyacımız var. Bu kapsamda. Bu kapsamda, evet. Zaman zaman mesela hastanede MR'dır, tomografidir vesaire, bu tür şeylerin randevuları 3 ay sonra, 5 ay sonra verilebiliyor. Bunun sebebi nedir? Burada cihaz 3 ayda formatlanmaz herhalde. Yok. Burada bu sayı zannedersem artık giderek azaldığı, aşırı bir talep var, istek var. Mesela MR, İstek var gerçekten. Yani doktorlardan talep var devamlı. Fazla talep var bence. Yani aşırı yani derecede MR istiyoruz. Yani bu kadar tomografi, MR çekilmesi biraz fazla de çekiyoruz. Normal mi acaba? Evet, değil işte, onu söylüyorum. Doktorlardan talep var. Bir de insanlar bizde değişiktirler. Kendileri de talep ederler. Yani şimdi annem izlerse beni şey diyecek. Anneciğim der bana, bir karnımın MR'ını çekelim. Yani annem böyle yapar bazen. Kızacak şimdi bana. Söylesin. Neyse. Ama yani onun gibi çok insan işte omuzum ağrır, bir MR çektirelim. Hekime böyle gidiyor. Tamam. Hekim dese bile gerek yoktur. Ya çektir ne olacak, bir MR'ınızı görelim. Hekim o baskıya öyle bir geliyor. En sonunda adam bazı, yani bir kısmı diyor ki ya diyor, aman gitsin başımdan, hadi yazayım kendi bir MR'da gitsin. Tamam ya. Bu defa da yani bakıyorsunuz hakikaten gereksiz çekmişsiniz ama yani gereği yok. İşte basit bir filmle de görebileceğiniz bir şeyi MR çekmişsiniz. Biraz da bu da. Bunun denetimini kim yapar sayın bizlerle? Şu anda yok işte maalesef. Bu denetimi kurmak lazım. Yani birilerinin de aynı evet. Zamanda hani elbette ki hekimler kötü bir şey yapıyor vesaire demiyorum. Ama bazen biraz kolaycılığa kaçabiliriz galiba. Yoğunluktan evet, olsun veya başka doğru, bir şeyden işte, olsun. Yoğunluk ve hasta talebinin ısrarından kaynaklanan bir... Ama bu ileriye dönük yine çok fazla MR çekmek, röntgen çektirmek vesaire, bunlar da yani sağlığa zararlı şeyler. Bunu denetleyen bir mekanizma olması lazım. Kesinlikle haklısın. İşte bu mekanizmayı kurmak lazım ama nasıl? Yani bu da soru işareti bu. Çünkü bunu üstlenmek, bu mekanizmanın sorumluluğunda olmak gerçekten çok ciddi bir şeydir. Yani çok siz hayır dersiniz. Yani, bir şey olur. Anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntı odur. Bunu kurmuş bazı şeyler, mesela Avrupa'da. Ondan sonra ciddi davalar yediler. Ciddi geriye dönüşler oldu. Onun için bunu kurmak çok kolay bir şey değil. Ama doğru, haklısın. Ha, böyle bir de gerçek de var. Hakikaten fazla da yapılıyor. Gerek bazen hekim, bazen hasta talebinden dolayı. 3 ay sonraya dediniz. Zannedersem MR'da o kadar değil. MR'da 1 ay ya tomografide hele 3-4 gün büyük bir sıkıntımız var. En büyük sıkıntımız Doppler'dedir. 3 hekim münavebeli olarak onu kişisel olarak hekimlerin yapması lazım da. O da öyle bir sıkıntı var orada. Orada biraz var. O 3 aya bulabilir diye. Fakat şimdi 2 tane yeni radyolog hekim başlıyor.
O sayıyı da işte hızla eritmeye çalışacağız. Bir program yapıyoruz. Geçen gün önümdeydi program. Umarım onu da biraz hal çaresine gidecek. Mesela insanlar geliyor elinde kağıtla. Aa, 3 ay sonra en az ben 3 ayda ölürüm. Ya boşver. 9 ay sonraya vardı bir dönem. Kadın geldi yanıma. Dedi ki yahu dedi dediğin gibi. Ya ben dedi batın ultrasound'u istemişler. 9 ay sonra randevu verilmiş. Dedi ki doktor bey insaf yahu dedi. Ben 9 ayda dedi, hastaysam ölürüm, hamileysem doğururum. Haklı. Yani yani tabii şimdi şöyle bir şey var Çiğdem Hanım. Şikayetler gelecek. Geldiği zaman bizim de asli görevimiz o şikayetlere yönelik genel iyileştirme sağlamak için bir çaba sarf etmektir. Olanaklar ölçüsünde bu yapılacaktır. Yani beni tanıyan tanır. Bir şeyi söylersem yapmak isterim. Sonuna kadar uğraşırım. Yapmak için de elimden geleni yaparım. Bu konuda da hedeflerimden biridir. Yani düşürmek bu randevuları en azından bir aya çekmek istiyorum. Yani böyle bir şeyimiz var. Ama bakıyorum MR'ın makinesi 3 vardiya çalışıyor. Yani sabah 8'den 12'ye, 12'den 6'ya, 6'dan gece saat 10'a kadar 3 vardiya halinde devamlı çekim oluyor. Yani bir de bir şey rica edeceğim. Lütfen insanlar randevu aldılar mı gelsinler. Yani o da çok sinir bozucu. İşte bazen geliyor insanlar. Ya işte randevu aldık. Ama benim o gün işim çıktı ben gelmedim. Bana yeni randevu verin. Ya yapma kaçırma randevunu gözünü seveyim. Zaten yani geliyor ve bir de beni rahatsız ediyor. Yani işte ben diyor randevumu aldıydım bana yeni randevu verin. Ya sen randevunu aldın ama gelmedin. Hem kendi hakkını yedin hem başkasının hakkını yedin. Yani gelebilecek olana da getirmedin. Yani gelmeyeceksen ya da ara sen de söyle. Yani de ki gelemeyeceğim yerime başkasını alın de. Yani alırız o zaman sıkıntı olmuyor. En azından bir gün evvelden bildirirseniz. Bu tip şeyler. Biraz daha koordinali olabilirsek toplumla diye düşünüyorum. Bunun için de bazı mekanizmaları kurduk. Yani bazı sekreterler özellikle bu işten uğraşıyorlar. Her gün arıyorlar, şey diyorlar ama bazı gene de buna rağmen oluyor. Eczanede ilaç bulamayanlar neden bulamaz? Hastanede. Yani o bir sürü ilaçlar varmış mesela çöpe gitmiş. Tarihi geçeni atıyorlar depodan. Ama insanlara da ilaç çok deniliyormuş. Ama aynı ilaçlar değil sanırım. Aynı ilaçlar değil. Yani bazı ilaçlar belki şimdi bu belli bir programla alınır. Bu da bakanlığın işi aslında. Bakanlığın sana cevap vermesi gereken bir konu ama ben kendimce cevap vermeye çalışayım. Şimdi bu ihaleyle alınır bu ilaçlar. Benim kişisel fikrim hastanede hiç ilaç satılmasın. Satılmasın diye verilmesin. Sadece yatan hastalara verilsin. Herkes gitsin eczaneden alsın aynı Türkiye'deki gibi. Katkı payını ödesin. Eczanelerden alsınlar ilaçlarını gitsinler. Benim kişisel düşüncem öyledir. Ama böyle değil bizim ülkemizde. İlaçları bizim eczanemiz dağıtıyor. Sundunuz mu bakanlığa bunu? Ne dediler? Konuştuk, çok konuştuk. Düşünüyorlar. Olacak eninde sonunda. Aklın yolda birdir yani. Bunun çaresi yok da. Şimdi tabii onların şartlarını bilemem. Herkesin fikri ortaya atıp konuşmak kolaydır. Ama uygulamaya geçtiğiniz zaman bir takım mesela onu denetlemek ister. Denetleyecek mekanizmanız var mıdır? Elemanınız var mıdır? Onları bilemem. Onların hazırlığını yapmak lazım. Çok kolay değildir yani. Rap diye yapabilmek bir şey. Neyse. Burada çok açık söyleyeceğim. Hiç parmağım arkasına saklanmayacağım. İlaçların bitme sebebi bence nüfusumuzun tırnak içerisinde söylüyorum. Çok kalabalıklaşmasından söz konusudur. O dolayıdır. Neden? Çünkü sizin nüfusunuz belli bir rakamdadır diye biliniyor. Buna göre bunun içerisindeki mesela 300 bin insanlık diyorlar. Ya 200 dejur mejur bir şey de söylediler ya. 290 bin kusur. Bunun içerisindeki dünya üzerinde bakarsınız planlamaya. Dünya üzerinde işte bu kadar %7,5'u diyabetli olur. %8'i kalp hastası olur. %7,5'u gene işte kanser hastası olur. Buna göre siz ihaleye çıkar ilaçlarınızı alırsınız. Yani bundan fazla olmaz ki. Dünyadaki en yüksek rakamları bile bulsanız, rakamlar bunlardır. Diyabetli oranı da bellidir. Kalp hastası ilacı bellidir. Antibiyotik ihtiyacı her şey bellidir yani. Ama sizin ilaçlarınız gel gör ki Temmuz Ağustos bitiyor. Nasıl oluyor bu iş? Demek ki sizin nüfusunuz kalabalık. Evet. Sizin o hesapladığınız rakamdan daha fazladır. O orandan daha fazla sayıda insan çıkıp geliyor sizden ilaç talep ediyor. Sıkıntı budur. Bilal Bey, benim kişisel görüşüm. Evet. Bunu araştırmış falan değilim. Tamamen
mental düşünüyor. Düz mantıklı düşünüyorum. Bu çıkıyor diyorsunuz. Evet. Son bir soru soracağım yönetmenimizin verirse. Siz bir hekim olarak bu ülkede tüketmiş olduğunuz gıdalara, sebze, meyve, bu kadar kanser hastası, kalp hastası, ani ölümlerle karşılaşan, yani bunun ortasında duran bir insansınız sonuçta. Bizim ülkemizde bir hekim olarak ve bir başhekim olarak tüketmiş olduğunuz sebze, meyve, gıda, et, süt, ne bileyim tavuk gibi ürünleri güvenerek tüketebiliyor musunuz? Yani içiniz rahat rahat tüketebilir. Ben mi kötüyüm? Düşünmüyorum ben bunu. Ben soruyorum. Ben düşünmüyorum. Şimdi size yani düşünmek için bir fırsat vermiş oldum. Gerçekten düşünmüyorum çünkü aksi takdirde aç kalacağım. Güvenmiyorsunuz. Yani hayır yiyorum ama. Ne hepimiz yiyoruz da. Yani mesele yiyorum. Şey etmek değil yani düşünmüyorum açık söyleyeyim. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum bunu. Ne yalan söyleyeyim hiç düşünmüyorum. Bak bu da özel bir soru. Düşünmüyorum diyeyim. Böyle atlatabilir miyim bu soruyu? Atlatamazsınız. yani gıda güvenliği noktasında... Yani şöyle, güvenmiyorum kelimesi biraz fazla ağır olur. Ben mutlaka orada düşünmüyorum. Şöyle, bırakıyorum. Yani oradaki insanların bu güvenliği benim adıma sağladığını düşünüyorum. Bu yapması gereken insanları öyle düşünüyorum. Öyle istiyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yahut da düşünmüyorum da onu demek istiyorum. Ne diyeyim ya? Bilmiyorum. Yani biraz şeye attın beni. Sahanın dışına attık şimdi. Son soru kontrol oldu. Kontrol oldu peki. Düşünerek mi? Yani bu benim tabii şeyim değil. İşim değil. Bu benim özel hayatım belki sordum. Yani. Evet tabii. Ama diyorum yani mutlaka diyorum birileri bunu devletiz biz. Devlet olarak birileri beni düşünüyor, kolluyordur diye düşünmek istiyorum. Bundan sonra da öyle düşüneceğim herhalde. Yani çünkü aksi takdirde aç kalırım. Ben midesine düşkün bir adamım. Yemeği seven bir adamım. Beni şimdi rahatsız etme. Peki. Çok teşekkürler sayın dizilerle bu sohbet için. Görüşmek üzere diyelim size. Peki. Değerli izleyenler birlikteliğimizi tamam. Bugün burada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog